İlk üniversitemiz Antalya Bilim Üniversitesi. Kule Kristal'le bizimle birlikteler. Evet, hoş geldiniz. Takımınız? Takım burada. Yanıma gelin lütfen, yanıma gelin. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Sizler son kontroller gerçekleşirken biraz da sizleri tanımak istiyoruz. Ve ne kadar zaman ayırdınız, ne kadar süreçtir çalışıyorsunuz? Başlayalım. Tabii ki ben süreci biraz özetleyebilirim. Tabii 5 kişilik bir takımımız vardı. Mimar arkadaşımız bugün bizimle değil maalesef. Hı hı. Bu yüzden 4 kişi inşaat mühendisi öğrencileri olarak buradayız. Mart ayından beri uğraşıyoruz makinemizle. Kaçıncı sınıfsınız? 4. 4. sınıfsınız. Evet. Tamam. Mart ayından beri uğraşıyorsunuz. Bütün üniversitelere, bütün yarışmacılarımıza eş zamanlı olarak tüm ürünler gönderildi. Tüm hepsi standart olarak gönderildi ve sizlere yapmanız gereken, nelere dikkat etmeniz gereken noktalar da, şartnameler de iletildi. Eşit şartlarda yarışılıyor ama burada tabii ki hem bilgi, hem teknoloji, hem mimari tasarım, hem de inşaat tasarımları bizlerle birlikte oluyor. Evet, en zorlandığınız anlar neler oldu? Ya bu noktaya kadar getirdik, bu da olur mu dediğiniz böyle bir hani bitme noktası hiç oldu mu? Evet oldu tabii ki. Olmaz mı? O eminim bütün arkadaşlarımızda olmuştur. En çok zorlandığımız noktalarda bizim maketimizin tasarımıyla alakalı bazı düz kesemediğimiz parçalarımız vardı. Evet. Bir şekilde yamultarak kesmemiz gerekiyordu. Orada çok zorlandık. Onun dışında içi çok dolu bir modelimiz var yine. Bunu da çekirdek bayağı dolu görünüyor. Evet, çok dolu bir modelimiz var. Bunu da yaparken biraz zorlandık. Ama onun dışında çok güzel çalıştık. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Burada herkesin huzurunda çok yardımcı oldular. Birbirimize çok yardımcı olduk. Mutluyuz burada olmaktan. Peki dün nasıl geçti? Hazırlıklar devam ediyor. Dün çünkü büyük sınavdaydınız. Tabii ki deprem masasında, sarsma masasında fiziksel olarak performansları ölçülecek ama en önemlisi tabii hocalarımızın karşısında bu tasarımı hani Mart ayından bu zamana kadar 3 aylık bir süreçte yaptınız ama o 3 aylık süreci 5 dakika içerisinde anlatmanız istendi. Ve sonrasında 3 dakikalık soru cevap yani dünyaya damgasını vurmuş hocalarımız deprem araştırmalarında sizlerle birlikte belki hani kitaplarını okudunuz ama yanına bile belki yaklaşamayacağınız hani telefonla bile ulaşamayacağınız kişiler hocalarımız burada sizlerle birlikte onların karşısında bunları anlattınız. Dün nasıl geçti? Bu arada ben zaman kazanıyorum ama tamamsak başlayabiliriz. Vay hocamdan bak hemen bize her zaman hocam. Her yerde istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz dedi hocalarımız ne kadar güzel. Dün nasıl geçti? Heyecanlı. Dün güzel geçti, sunumu da ben yapmıştım. Hı. Gayet güzeldi benim için nacizane tabii ki. Her şeyi aktardık. Evet. Tamamdır. İçimizde kalan bir şey var mıydı? Ah şunu da yapsaydık, şunu da anlatsaydık. Yok çok tamam. Mutluyuz. Tamam zamanı yani. İyi değerlendirdik. Yok. Evet. Süper. Biz hazırsak başlayabiliriz arkadaşlar. Evet sizler... bir yazı turayla hangi yönde sarsılacağını belirlediniz ve şu anda hangi yönde sarsılacak? Kuzey-güney yönünde sarsılıyor. Kuzey-güney yönünde yapmış evet. Olduğunuz mimariye göre ve bizlere dereceleri de aktardınız. Az sonra ekrana gelecek tahmini bizlere gönderdiğiniz değerler. Şu anda zannedersem hazır. Tamam. Önce bir referanslama ayarı gerçekleşiyor ve sonrasında bakalım jüri üyelerimize, teknik ekibimize verdikleri değerlerle sarsma masasından çıkacak olan değerler birbirini tutacak mı? Hocalarımız şu anda notlarını almak için hazırlar. Antalya Bilim Üniversitesi'nden arkadaşlarımız hazır, heyecanla bekliyorlar ve buyurun efendim işte ilk depremimiz geliyor. Bravo, bir alkış gelsin. Gerçekten de güzeldi. İşte değerlerimiz az sonra ekrana yansıyacak. Bakalım bizlere göndermiş olduğunuz değerlerle çıkan değerler arasındaki sapma ne kadar olacak? Evet, tahmin 0.87. Gerçekten de güzel. Ölçülen 1.26. Oran biraz yakın ama bu oranlar görmüş olduğunuz gibi hata payı %31 görünüyor. Görmüş olduğunuzda bunlar
kayıt altına alınıyor. Bu değerler çok önemli. Tahmini değer, ölçülen değer ve hata payları. Gözümüz oradaki sayılarda olacak ve ikinci depreme zannedersem hazırız. Evet, ikinci depremimiz geliyor. Oo. Çıtırdamalar duyduk ama... Şu an için iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor dediler kendileri, duydum. Tahmin etmiyorlardı galiba ama gerçekten çok iyi gidiyor. Alkış hak ediyor. Evet, değerlere bakacağız hemen. Hemen yorumları alalım. Heyecandan bana mikrofonu uzatmayın dediler. Hemen bakıyoruz. İşte 2.14 tahmini değer ölçülen, 5.14 hata payı %58. Güzel sayılır. Evet, güzel sayılır dediler. Gerçekten biz daha önceki yarışmalarımızda da bu aralığın %120'ler, %130'lar, %200'leri de gördüğümüz için şu anda %58 hata payı gayet iyi görünüyor. Hocalarımız şu anda tekrardan hasarları kontrol ediyorlar. Önce çekirdeğe, sonrasında da bağlantı noktalarına bakıyorlar. Gevşeme var mı yok mu diye tek tek incelemeler gerçekleşiyor. Kat ağırlık çubuklarımızın gevşeyip gevşemediklerine bakıyorlar. Ufuk hocamızın biraz önce de açılışta bahsetmiş olduğu gibi kat ağırlık çubuklarında %50'den fazla gevşeme olursa bu bina çökmüş, göçmüş olarak nitelendiriliyor. Şu an için zannedersem çok fazla gevşeyen yok. Çekirdekte çok fazla bir şey yok. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz? Şu anda gördüğünüz kadarıyla nerelerde hasar var? Tahmin ettiğiniz yerlerde mi? Evet, aşağı çaprazlarımızda galiba bir sıkıntı konuştu hocalarımız gördüğüm kadarıyla. Ondan biz de bekliyorduk. Üstte de ben bekliyordum ama bir şey görmedik şu ana kadar. Bence güzel gidiyor. Üçüncüye kaldık. Üçüncüye hayattayız. Bakalım üçüncünün bakacağız. Sonunda ne olacak? Evet hocam, neler söylemek istersiniz ikinci depremden sonra? İkinci depremden sonra hocalarımızla birlikte kontrol ettiğimizde kat ağırlıklarında bir gevşeme olmadığını gördük. Oradan herhangi bir ceza puanı almayacaklar ancak zemin katta çapraz çerçeve elemanlarının iki tanesi göçmüş. Orada taban plakasından ayrılmış durumdalar. Orada iki eleman için bir ceza puanı alacaklar. Evet, o zaman üçüncüye hazırız. Sensör sökülecek hemen hızlı bir şekilde. Üçüncü deprem biraz şiddetli olacağı için üstteki sensörümüz sökülecek. Evet, üçüncüye hazırız. Eğer teknik olarak da hazırsak, üçüncü sarsmamız gelecek. Ve bakalım üçüncü sarsmanın sonunda Antalya Bilim Üniversitesi'nden Kule Kristal hasar alacak mı? Arkadaşlarımızın 3 aylık, 4 aylık çalışmaları nasıl sonuç verecek? Ve dereceler acaba nasıl olacak? Hazırız. Buyurun, üçüncü sarsmamız geliyor. Hadi dayan diyor arkadaşlarımız. Buradaki tepkiler gerçekten bizler için de çok önemli. Yaşıyorsunuz. 3 ay, 4 ay zaten bununla yattınız, kalktınız bu projeyle.
Alkışlar gelsin. İşte üçüncü depremi de şu anda atlattı, ekrana gelecek. Yine hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bağlantı çubuklarımız şu anda kontrol ediliyor. İşte sevinç gösterisi. Hocalarımızla birlikte öğrenci arkadaşlarımız bu heyecanı yaşıyorlar. Ve son kontroller gerçekleşiyor. Sabahladığınıza değdi mi arkadaşlar? Ben tabii bu söylemleri mikrofonu uzatsam şöyle neler neler var burada muhabbetler, ama özel muhabbetlere uzatmıyorum. Evet, son olarak neler söylemek, hocam neler söylemek istersiniz? Vallahi şöyle, yakından diyelim Mart'tan başlamışlar arkadaşlar. Çok çok yoğun çalışmalar yaptılar. Sadece tebrik edebilirim. Çok çok teşekkür ederim. Çok gururlandılar beni. Evet arkadaşlar, siz neler söylemek istersiniz? Alkışlar sizlere gelsin öncelikle. Tahmininizden fazla dayandı zannedersem. Biraz öyle oldu, evet. Büyük üçüncüde aldım çünkü. Evet, üçüncüde yani tabii ki bekliyoruz çünkü evet. Çok büyük bir değer o. Dayandı, mutluyuz, çok güzel. Çok sıkıntı teşekkürler. Yok. Şu anda değerlendirmeler yapılıyor hocalarımız tarafından. Diğer tarafta da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Netek Kule'nin kurulumunu gerçekleştiriyor. Ufuk Hocam neler söylemek istersiniz? En kuvvetli üçüncü yer hareketimizden sonra da ağırlıklarda bir gevşeme olmadı. Ama zemin kat seviyesindeki bazı çapraz elemanlarda kopmalar oldu. Fakat bunların sayısı toplam sayının %50'sini aşmadığı için göçtü kabul etmiyoruz. Maketimiz ayakta kaldı. Belli. Büyük alkışlar gelsin Antalya Bilim Üniversitesi'ne. Başarılarınızın devamını diliyoruz arkadaşlar. Gün boyunca diğer üniversiteleri de sabırsızlıkla izleyeceksiniz, bekleyeceksiniz. Çok teşekkürler.